Hello! Bir haftalık vlogumuz başladı. Ecenaz'ın normal bir haftası. Normal bir haftada ben de normal şeyler yapıyorum genelde, normal bir şekilde. Yoldayız sabahtan beri. Ya Duygu geldi, benim yakın arkadaşım. Merhaba. Liseden. Merhaba Duygu. Merhaba Ecenaz. İlk defa İstanbul arabayla geldi ve İstanbul trafiğinde çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Arkadaşımın harika bir insansın. Tebrik ediyorum bu konuda seni. Sabahtan beri Duygu sürekli bir şeyler yemek istediği için biz de onun istekleri doğrultusunda bir şeyler yemeye gidiyoruz, böyle saçma sapan, böyle hani her yer sadece bir şeyler yemek için gidiyoruz ama hani hayattaki yaşam amacımız şu an o yönde ilerliyor. Hani ne yiyebiliriz? Şu an ne yiyebiliriz? Hangi tatlıyı yiyelim? Hangi yemeği yiyelim acaba? Nasıl yapalım? Nasıl yiyelim falan diye böyle Duygu'yla. Hayatı ben seçmedim. Bu ışıltılı hayatı o seçmemiş. Evet, ben de fark ettim. Hayat seni oraya sürükledi gibi. Can, kaza bana yarın dördün. Ben buraya oturmayı aşırı seviyorum. Ben ne zaman Serkan'ın kafesine gelsem, Serkan arkadaşım bu arada, çok has, samimi arkadaşlarımdan bir tanesidir Serkan'cığım. Ecenaz, severek takip ediyoruz. Daha bir videonu izlemedim. Ama izleyeceğim. Adamsın. İnşallah bir gün izlersin. Ne zaman ben buraya gelsem, alakasız arkadaşlarım, benim sevdiğim arkadaşlarım ama bu ortamı hiç bilmeyen arkadaşlarım ve Serkan'ın arkadaşları burada oturuyor oluyor genelde. Herkes herkesle garip muhabbetler yapıyor, konuşuyor falan. Mesela örnek olarak Duygu, Eskişehir'den arkadaşım, Ankara'da okuyor ve hafta sonu bana geldi. Ondan sonra Ömer benim Eskişehir'den arkadaşım, onunla aynı üniversitedeyiz. Mesela Çağdaş'la daha yeni tanıştık. Çağdaş'ı hiç bilmiyordum, bugün tanıştık Çağdaş'la. Ondan sonra burada benim arkadaşlarım var. Böyle herkes çok samimi arkadaşmış gibi buraya gelip muhabbet ediyor. Böyle de bir ortam yani burası. Hani böyle gelip böyle istediğiniz muhabbeti yapabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlarım geldi bana ama böyle sağlıklı beslenen insanlar oldukları için onları güzel bir salata yapacağım. Umarım güzel olur. Ben güzel olacağını umuyorum. Roka'yı yıkıyorum. Yıkadıkça bunun rengi düzelmiyor. Öf, benim bu mutfaktaki başarısızlığımı ne yapabiliriz biz ya? Ya olmuyor yani. Bu işi ben yapamıyorum gibi. Bu işe başka birinin el atması lazım. Birinin bana bazı şeylerin yolunu, yordamını göstermesi lazım. Bu iş zor bir iş ya. Dedim ki siz içeride oturun, ben size hazırlarım. Hani şey yapacağız ya, misafir ağırlıyoruz ya, hava atacağız ya. İnşallah da beğenirler yani yaptığımı. Şeyden mi kopardım? Dibi kaldı marulun. Ay Ecenaz. Of Ecenaz ya. Bir kere de bir şey yap be. Kopardığım yere şöyle bir yer var. Şurasını tekrar koparsam. Değişik bir şeyler yaptım ama inan bilmiyorum ne olacak şu an. Duygu! Yardım lazım. Kötü şeyler oluyor. Ne yaptın? Duygu. Bir şey mi yaptın? Hayır, bir şey yapmadım da yaka yazdım yani. Ne yaptın? Böyle bir şey yaptım. Hellim mi? Hellim de attım içine. Ece, dün ne kadar güzel süslemiş, göster. İğrenç falan olmadı. Burnu akmış gibi. Hayır, iğrenç falan olmadı. O zaman küçük tabaklara bölüştürüp koyalım. Peki ben şöyle bir ısırsam, salına baksam nasıl olmuş acaba? Bu arada Ece bıçak kullanmadan hepsini eliyle böldü. Ben şahidim. Arkadaşlar bakın, bıçağım yalan söylüyor. Salatayı da eliyle karıştırıyor. Var öyle şeyleri. Hayır. Bir kere de Duygu, yanlış bir kere lisedeyken mangala gitmiştik. Ve Ece salatayı ve patlıcan ezmesini eliyle. Ne yazıklar olsun Duygu. Evet, şimdi hazırladım gördüğünüz gibi. Gayet de bence iyi görünüyor salata. Duygu birazcık kıskandığı için kötü şeyler söylemiş olsa da bence gayet harika bir salata. Şimdi birazdan yiyin ve bana bunun nasıl olduğunu söyleyin. Ben çok heyecanlıyım. Hadi bakalım. Duygu, hayatım, lütfen servis yapar mısın? Tabii ki. Biz hep böyle saygı ve sevgi çerçeveleri içinde konuşuyoruz arkadaşlarımla evde. Böyle yaparım. Duygucuğum, lütfen servis yapar mısın? Tabii ki. Günaydın Duygucuğum. Günaydın. Enerjin bitmiş gibi yatıyorsun, hayırdır? Ne oldu, neyin var? Biraz migrenim tuttu. Migrenin tuttu, tepiniyordun sabah kafamın tepesinde. Bir şeyler yapıyordun bana böyle, ne oldu, hayırdır? Yine yapabilirim. Gerizekalı. Ne be? Bu ne ya? Bu ne? Bilmiyorum. Bu ne be? Tövbeler tövbesi bir şey yani, anlamadım ne oldu? Duygu'nun bana söylediği bir söz vardır. Bunu herkes kendine ders edinsin. Hatırlıyor musun sözü? Hatırlıyorum. Söyle. Ecenaz, yapıyorsan ağlama, ağlıyorsan yapma.
Ben yapıp yapıp ağlardım bir şeylere, üzülürdüm, konuşuyordum. Duygu da bana sürekli derdi ki yani Ece Naz, yani yapıyorsan ağlama, ağlıyorsan da yapma yani. Hayır, yüzünü böyle yapardı. Yapıyorsan ağlama, ağlıyorsan da yapma yani. Böyle yapardı böyle sürekli. Hayır, ben böyle şey, böyle uçarı saçma işte çılgın liseli kızken Duygu her zaman şeydi, Ece Naz bu şekilde yapma. Bak sonra üzülüyorsun falan gibiydi. Ben seni bugün evde bırakıp işlerime gideyim mi yoksa sen... Git. Okey, seni burada kendi şeyine terk ediyorum, evet, o ben zaman. Ben burada şey, sümüklü böcek gibi yatmak istiyorum. Tamam, sen sümüklü böcek gibi yat o zaman orada. Bay bay Duygu. Evet, yine yerimde duramayıp kuaföre geldim. Sarı olan saçlarımı daha da sarı yapmaya karar verdim. Orkun da en sonunda ikna oldu boyamaya. Zaten sarı diyeceksiniz ama bir tık daha sarı olacak birazdan. Şu an daha bitmedi tabii ki. Korkacak bir şey yok. Telaşlanacak bir şey yok ama açıyorum. Hatta şöyle mi açsam yoksa şöyle çevirip mi açsam? Biraz korkunç görünüyor. Sorun yok ama düzelecek mi şimdi? Bu böyle olmayacak tabii ki. Şu an böyle görünüyor ama böyle olmayacak. Evet. Yakından bakınca inanılmaz. Ay çok ilginç, çok çok ilginç yani. Sonunu ben de çok merak ediyorum ne olacağını. Çok değişik. Bu nasıl bir şey? Pişmaniye gibi şu an. Bakalım nasıl olacak. Nasıl oldu sizce? Bence iyi oldu, güzel oldu. Ben de böyle bir renk istiyordum bir süredir. Daha açık olmasını. Işık nasıl? Güzel. Bence iyi oldu. Ne düşünüyorsunuz? Umarım beğenirsiniz. Ben beğendim. Sizin de beğenmenizi isterim. Sonuç olarak şu an böyle. Dipten sarı gelmesi güzel duruyor. Ve doğal bir renk. Şimdi Duygu'yu yolcu ettim, arkadaşımı. Ankara'ya dönüyor. Dün göndermedim çünkü ölü gibiydi. Göstermiştim size zaten. Yatıyordu böyle. Dedim bu halinde araba falan kullanamazsın. O yüzden sen en iyisi yarını bekle. Arkadaşını dinle dedim. Arkadaşını dinledi ve bugün daha güvenli, safe bir şekilde yola çıkıyor. Ben şimdi Enes'e gidiyorum. Enes'le video çekecekmişiz. Ne çekeceğimiz hakkında bir bilgim var mı? Biraz var. Tam anlamadım. Yine Enes Batur'un değişik içeriklerinden bir tanesi olabilir. Öyle yani. Bu arada dün akşam işte ne yiyorum, ne yapıyorum, nasıl zaman geçiyorum evde diye paylaşacaktım. Ondan sonra ne olmuş? Bir de bakmışsınız uyumuşum. Öyle bir uyumuşum ki sabah gözümü açtığım zaman nerede olduğumu ve ne kadar zaman geçtiğini asla algılayamadım. Öyle bir uyumak yani. Çok fena bir uyumak. Ya benim bu eve geldiğim zaman çektiğim çileyi ne yapacağız ya? Ben bu eve ya kapıdan girerken bir sorun yaşıyorum hep. Ya şu kapıda bir sorun yaşıyorum. Ya bu kapıda bir sorun. Arıyorum. Kimse. Ay saçma sapan bir şey çıktı. Ben geldim. Biri kapıyı açsın artık. Of. Aşağı indim, yukarı çıktım. Hiç kimse de açmıyor. Tuğçe'yi mi arasam? Yiğit'i mi arasam, Tuğçe'yi mi arasam? Yiğit daha hızlı bir insan. Koşarak açabilir kapıyı. Kapı! Ya Yiğit, giremiyorum. Kimse beni duymuyor. Kapıdayım. Tamam hadi. O salonun kapısında. Bay bay. Allah Allah. Sonunda gireceğim. Şu lanet kapıyı açmayı keşfettim. Nasıl olduğunu söylemeyeyim şimdi ama keşfettim. Ama şu kapıda hala sıkıntılarım var. Bir anahtar şart artık. İş yapmaya geliyoruz nihayetinde. Kapı. Tamam, Yiğit açacak şimdi. Sonunda giremedim bir türlü eve. Çok zorlandım. Oh be. Evde insan mı yok? Kimse beni duymadı. Ne haber Yiğit? Çalışmıyor değil mi? Çalışmıyor sanırım. Bugün buraya gelirken demiştim ya, Enes'e gidiyorum kesin bugün değişik bir Enes Batur videosu çekiyor. Gerçekten değişik bir şey çekiyor. Gördüğünüz gibi bir evde olmaması gereken şeyler var. Yerde yastıklar, kartonlar ve böyle yani. Tam olarak olan şey. Bak inemiyorsun. Şöyle inebiliyorsun. Çok mantıklı bir şey çekiyormuşuz gibi sürekli mantıklı bir şekilde bir şeyler anlatıyor. Mesela bana bunu mantıklı ne kadar anlatabilirsin? Enes, bu oyunun detaylarını bize ne zaman anlatacaksın? Ya detaylar şu, yerler laf şu anda değemezsin yere. Mesela yanıyorsun şu an. Ay şu an yanıyor muyum? Ya kıyamam ya. Oyun mu oynuyor? Yiğit ne yapıyor? Oynatmaya çalışıyor. Bu hayvan oyun oynamayı hiç o zaman öğrenemedi. Gideyim bir şeyler atıştırayım bari. Tamam. Enerji harcamam gerekiyor. O yüzden bir şeyler yiyebilirim.
Çok kötü bir şey yapayım mı? Gülsen abla görmeden yiyeyim. Gülsen abla, bir yudum alacağım diye şeye koymadım. Tabağa koymadım. Yakaladı beni Gülsen abla. Dur şuraya düşen değil. Teşekkür ederim. Ay canım da yemek yemek istemiyor. Bak sırf bayılmayayım diye bir lokma yemek yedim. Tavuk yedim, tavuk çok güzel. Çok güzel tavuk yapmış, çorbası da inanılmaz güzeldi Gülsen ablanın. I love you. Teşekkür ederim. Allah korusun. Gerçekten Allah korusun. İnşallah olmaz diyorum. İnşallah olmaz. Ama benim bu videoda yaralanmama şansım çok 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 düşük. Bu videoyu çekerken muhtemelen yaralandığımı ya da sakatlandığımı göreceksiniz. Bunun arkasına da oraya eklerim size. Eminim sakatlanacağım ama inşallah sakatlanmam birazcık tehlikeli bir video. Tövbeler tövbesi. Ya ne saçma kayacağız. Buna böyle mi kayacağız bunun üstüne? Hayır ya. Nasıl kayacağız? Kızartma. Ya bana yanlışını göstermeyin, doğrusunu gösterin. Yanlışından yaparım sonra. Enes, yanlışını gösterirsen doğrusunu yapamam. Yanlışını öğrenirim. Biraz fazla yastık verin. Al onu tepeye. Hayır canım, kızakla nasıl kayalım? Ölürüz, kızakla olmaz. Örnek gösterecek misin Mert? Kaldım. Ben bir yakmamı hiç. Tamam. Doldur orayı yastık. Tamam, kızağa bin kay şimdi. Hazır mısın? Hazır mısın? Biraz sağ tarafa tutun ama. Ay istersen. Çok korkuyorum. Sağ tarafa tutun. Evet. Önce iyiydi. Çok iyiydi kardeşim, harikaydı. Değdin tabi, lavdasın şu an. Ha, hayır, yanıyorsun. Yanıyorsun Mert abi. Hayır, yanmıyorum. Ya ben neden böyle bir insanım ya? Ben neden sürekli hasta oluyorum? Bir halim gidiyor, bir şeyler oluyor. Bir sürü işim var yapmam gereken. Yapacağım. Midem bulanıyor, yapamıyorum. Demin takside çok korkunç anlar yaşadım. Anlatmıyorum, siz muhtemelen ne olduğunu anlamışsınızdır. Korkunçtu yani, rezildi yani. Çok kötüydü böyle. Eve zor geldim ve şu an yatıyorum ve hala midem bulanmaya devam ediyor. Yemek falan da yiyorum aslında. Neden böyle olduğunu bilmiyorum. Midem bulanıyor, çok kötüyüm şu an. Maksimum Ecenaz'ın bir haftası nasıl geçiyor videosundaki yapabileceğim aktivite şöyle yatmak sanırım. Şöyle. En son şurada yatarken ölüyordum bugün. En son o zaman konuştuk sizinle. Sonra ne yaptım? Uyandım bir anda, yemek yedim. Böyle tatlı matlı saçma sapan bir şeyler yedim. Sonra enerjim yerine geldi. Dedim ki enerjim yerine gelmişken ben bir dışarı çıkayım. Bir alışveriş yapayım. Bir de modumu yükselteyim. Bir de düzeleyim dedim. İyileşeyim dedim. Çıktım, alışveriş yaptım. Harbiden de modum yükseldi. Benim buradaki yatmalarım, hasta olmalarım, mide bulantılarım, baş ağrılarım, bilmem nelerim birazcık mutsuzluk odaklıymış gibi hissettirdi bana. Bilemiyorum. Olabilir. Şimdi ne yapıyorum diyecek olursanız. Yemek ısıttım kendime. Böyle kabaklı ve fasulyeli bir yemek. Siyah pirinç pilavı, mısır çorbası ve cacık var. Şimdi onları yiyeceğim. Güzel. Sağlıklı besleniyorum. Evet. Öpüyorum sizi. Muhteşem yemeğimi yiyeyim. Görüşmek üzere. Çok erken uyandım. Uyuyamadım. Keşke uyuyabilseydim. Başaramadım uyumayı bugün de yine bir kere daha. Aslında bir yandan da açlıktan uyanmışım gibi hissediyorum. Böyle ben bazen çok acıktığım zaman uyuyamıyorum. Uyanıyorum ve midem şey istiyor. Yemek, 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 yemek yapıyor böyle. Öyle olunca yesim geliyor. Uyanıyorum. Yani sırf uyanma sebebim acıkmam da olabilir bu arada. Kahvaltı hazırladım kendime. İnanılmaz derecede aç uyudum. Yeme Ecenaz dedim gecenin bu saatinde. O yüzden çok aç uyandım. Şimdi kahvaltı yapacağım. O zaman bana afiyet olsun. Size görüşürüz. Edelim bakalım o zaman kahvaltı. Ay bunu daha yeni ısıttım. Nasıl bu kadar çabuk soğuyabilir? Bıçak almamışım o yüzden. Birazcık zor yiyeceğim. Gidip içeri üşenmeyip bıçak alsam çok güzel olurdu. Ama üşendim. Bugün kar yağacaktı. Neden kar yağmadı? Ben kar bekliyordum. Bir şey yağıyor. Yağmur gibi ama böyle sulu kar. Keşke kar yağsa da her yer bembeyaz olsa böyle. Çok güzel olmaz mı? Kamera çıkken de yiyemiyorum. Utanıyorum. O zaman görüşürüz. Benim gerçekten çok merak ettiğim bir şey var. Herkes İstanbul'da kar storiesi atıyor ve ben karın nerede olduğunu gerçekten bilmiyorum. Yani ben başka bir ilde miyim? Ben de İstanbul'dayım. Ben niye kar göremiyorum? Hiçbir yerde kar yok yani. Buralarda kar yok. Bu insanlar nerede yaşıyorlar? Herkes kar atmış. Evleri, bahçeleri kar olmuş yani. Ben buna çok şaşırıyorum. Ben de bu ildeyim. Ben niye kar göremiyorum?
Şimdi şöyle bir gelişme yaşandı açıkçası. Ben evde rahat duramadım yerimde. Ondan sonra dedim ki arkadaşıma gideyim, birazcık zaman geçsin, kaliteli aktivite yapalım, zaman geçelim falan diye. Sonra bindiğim araba kara saplandı. Ben şu an mahsur kaldım ve kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Çok güzel kar yağıyor ama çok mutsuzum. Ben Lale'i aradım, arkadaşımı. Dedim ki ben mahsur kaldım, beni kurtarmaya birilerini gönder. Şimdi Acarkent'in güvenlikleri gelip beni kurtaracaklar. Kurtarılmayı bekliyorum. Çok korkunç bir şey ya, vallahi. Ya sitede olmak, hani güvendesin, sorun yok ama araba kaldı, gitmiyor mesela. Çok zor, zor hayatlar. Kar çok fena. Mesela burada da bir tane getir arabası var sanırım. O getir arabası da götüremedi. Getiremedi yani, almak isteyen kişiye. Ay. Kimse de almaya gelmiyor ya. Of. Hello, 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 hello. Hi everyone. Ya inanılmaz karlı bir gün bugün ya. Şu günün güzelliğine bakar mısınız? Oo, çok güzel yağıyor. Çok rahatlatıcı değil mi? Bembeyaz. Allah'ım güzelliğe bak. Hah, yürüyemiyorum. Bir şeyler oluyor. Kapı böyle duruyor herhalde. Ben şok. Araba kurtarma ekibi. Çok güzel değil mi? Allah'ım delireceğim şimdi. Güzelliğe bak. Çok güzel. Evet, kasap et derdinde koyun can derdinde yine. Lale'le ben bir şeyler çekiyoruz. Ne oldu, ne oldu? Gidiyordum. Çok zor, çok zor. Gerçekten çok zor yani şu an. Ay şuranın güzelliğine bakın ama ya. Şuraya bak ya. Ben karı çok seviyorum. Ne yapıyorsunuz? Günaydın. Dün birazcık benim için ay parçası yüzüm ışık alsın, şöyle konuşayım sizinle. Dün biraz benim için zor bir gündü, kötü bir gündü. Ama bugün çok iyi hissediyorum kendimi. Azıcık rahatsızdım, çok detay vermeyeyim. Ne yaptım bugün? Uyandım. Bu arada dün kardeşim, annem, anneannem geldi bana. Çok mutluyum. Evde böyle bir bayram havası, bir böyle sevgi yumaklığı var. Bugün onlarla birlikte alışverişe gideceğiz, bir şeyler yapacağız, bir yerlere gideceğiz falan, güzel zaman geçireceğiz. Ama onların online dersi oluyor sabahtan. Ben de online derslerindeyken işlerimi halledeyim dedim. Birazcık stresten tırnağımı oynayıp tırnağımı kırdığım için tırnağımı yaptırmaya geldim. Saçlarımı çok açtırdığım için bunlar böyle pişmaniye gibi oldular, kurudular. Onları şey yaptıracağım. Şey yaptırmak ne demek işte? Bakım yaptıracağım onu. Şöyle bugün birazcık kendime bakayım, iyi hissedeyim dedim. O yüzden bugün öyle bir gün. Ailem var, kendime bakacağım, iyi hissedeceğim. Hoş sohbet, yemek, kahve falan hani öyle. Öyle günler olur ya, bugün güzel bir gün olsun falan diye. Bugün öyle bir gün sanırım. İşte tırnağımı renk yaptırsam bilemedim. Şu an böyle, belli bile değil, nude. Ama böyle ben çılgın renkler yaptırmayı aşırı seviyorum. Belki mavi yaptırırım, belki yeşil yaptırırım. Belki siyah yaptırırım, bilmiyorum. Arda'nın ve Miboş'un yerine geldim. Nişantaşı'ndayım, La Bonita'da. Şöyle göstereyim size. Çok hazırım arkadaşlar tırnaklarımı yaptırmak için. Öpüyorum. Ne kadar sevimsiz bir kız oldum değil mi? Öpüyorum ne? Bir arada ben böyle saçmalıyorum. Bir garip garip bir şeyler söylüyorum. Öpüyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Yani ne alaka? Neden? Bu tepki neyin tepkisi? Ben de anlamadım. Ya işin şu kısmı bana çok eğlenceli geliyor. Ben normalde kılıcı uca yaptırmaya başladım. Uzun zamandır öyle yaptırıyorum. Bunun böyle çıkarma aşaması ve sürme aşaması bence izlemesi çok keyifli bir şey. Hizmet sınırsız, gördüğünüz gibi burada kahvem de var. Bu şekilde. Şimdi tırnaklarım bitti. Size de göstermek istiyorum. Aşırı güzel oldular. Çok güzel duruyor. Böyle yapınca böyle burada böyle bir oynama oluyor. Çok tatlı değil mi? Buna cat eye deniyor. Bunun yeşilini yaptırmışım. Şimdi kırmızısını yaptırdım. Bence bayağı güzel. Arkadaşım! Arda! Neredesin? Arkadaşım benim. Arkadaşım kesik biçik içinde, dikiş içinde. Dikiş içinde arkadaşım benim. Maşallah çok da güzel oldu. Ay, ama şöyle bir endamın yürüsün. Şimdi ne yaptık buralardaki? Ne yaptık? Bakın. Önce jinekomasti, tüm memelerimdeki yağlar, karnımdaki yağlar, belimdeki yağlar hepsi alındı. Hepsi popom eklendi. Kim kardeşin beste oldum. Şu an daha 10. günüm, ödüm içindeyim. Tabii canım. Sen ikinci ayda gör. İlk öyle oluyor. Denize çıplak gireceğim. Oy. Çok fena oluyor ya, ameliyattan sonra ödem çok oluyor yani. Evet. En iyi ben bilirim. Evet, gerçek ödem zor bir şey. Ödem ya. Zor. Sürekli su. Ay kuzum benim, çok güzel olmuşsun ama. Sağ ol aşkım benim, sen güzel görüyorsun. Benim güzel kalpli arkadaşım. Çok fevri bir kararla, hiç düşünmeden dedim ki ben bugün dövme yaptırayım. Bir anda, hatta şöyle gelişti olaylar. Simay, Cihangir'de arkadaşlarımızın dövme stüdyosuna gelip normalde çay kahve içecektim muhtemelen. O oraya gitmişken ben dedim ki ben de o zaman gideyim dövme yaptırıyor. Ben de bir şeyler yap. Vallahi geldim, şu an dövme yapıyoruz. Ben seçtim. Göstereyim mi? Bu mu bizimki? Evet. O acımasın. Evet. Simoş ne yapıyorsun? Kulağa
kulağıma krem sürdürtüyorum. Kulağa ithaplanmış mı? Ne olmuş kulağına? Siboşi. Gitmiş deldirmiş, ithap olmuş kulakları. Kıyamam. Bir de dövme falan yok, korkuyorum. Ya kıyamam. Kulağımı deldirelim. Prensesim benim. Tamam. Ben deldir yaptırırım senin yerine de. Teşekkürler. Tam şurama. Teşekkürler. Tam şurama yazdıracağım. Şu an hiza alıyor. Şöyle. Hiza alıyoruz. Koluna? Ha. Kafanı da buraya. Tövbeler tövbesi, bir anlayamadım ya. Heyecanlı mısın gecen az? Gecen az çok heyecanlı. Gecen oynadım. Nereden esti birden dövme yaptırmak peki? İsmail dedi işte Cihangir'deyim dedi, kahve içiyorum. Arkadaşımın dövme stüdyosunda. Ben dedim ki ben de geleyim de gelmişken dövme yaptırayım dedim. Biz sana böyle bir şey sunmadık kardeşim. Tamam mı canım? Pardon, özür dilerim. Böyle tuttum böyle. Okey değil mi? Böyle yapınca birazcık şey mi oluyor? O çok normal. Normal değil mi? Hadi bakalım içeri. Hadi. Şeyler falan. Nasıl oluyor? Düşündüğüm kadar acımıyor bu arada. Nasıl, acıyor mu? Yo, çok iyi. Diğer tarafımda yılan dövmesi var, onu yaptırırken çok acımıştı da böyle değil, bu ince olduğu için acımıyor herhalde. Ya da acıyan bir yere mi gelmedik daha? Nasıl karar verdin? İlk dövmeni kaç yaşında yaptırdın? İlk dövmemi lisede 10. sınıfta yaptırdım. Neydi anlamı? Ne dövmesi? Dövmelerim diye video gelir mi? Dövmelerim diye video gelir mi? İsteğinize bağlı. Bu video 200 bin like alırsa dövmelerim mi? Ejenaz'a dövme yapacağım. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın bana? Ne istersen. Ne istersen. İlk dövmenin anlamı neydi? Özgürlüğümün çok kısıtlandığı bir dönemde özgürlüğümü tekrar elime alınca yaptırıp freedom yazdırmıştım. İkincisi, bir anda yine yılan yaptırmak istiyorum dedim. Hoşuma gitti. Bu da bir anda kahve içmeye geleceğim dedim. Ben de dedim ki bana dövme yaptırayım o zaman. İstiyordum bunu yaptırmayı. Ya bu benim senelerdir çok beğendiğim bir sözdü. Issız yerlerde kendine evren ol diye. Ben böyle ıssız yerlerde kendime evren olmayı çok istedim. Ondan mı mütevellit? Issız kadın. Peki, iyi bir arkadaşın olarak YouTube'da ben yorumlarını okuyorum. Çoğu insan vlogların artması gerektiğini, seni daha çok görmek istediklerini ve gündelik hayatında daha fazla video çekmen gerektiğinden bahsediyorlar. Öyle mi? Evet. Ben de kişisel olarak vlog görmeyi çok daha fazla istedim. Evet. Ben de vlog çekiyorum işte, ben de bu yorumları gördüğüm için. İstediniz ve geldi. Diğer bir vlog için. 500 bin like. Bu kadar değil canım, ben 150-200 olacağım. Ata elinizden ne geliyorsa. El birliğiyle beğenelim, büyütelim. Ejenaz'a destek olalım. Ve evet, dövmem bitmek üzere. Bana diyor ki içecek misin diyor. Oyun mu oynuyoruz Simo'ya burada? Ben nasıl onu yattığım yerden içeyim? Burada iğneyle iş yapılıyor, iş. Çok üstüme geliyorsun. Arkadaşımı rencide ettim bugün çok fazla. Üstüme geliyorsun. Ben de hayırdır. Birazcık gerildim canım acıdığı için. Seninle alakası yok. Acımıyor. Acımıyor. Bitmek üzere. Çok hızlı oldu. Evet ya. Çok zor bir şey değil zaten. Çok da güzel oldu. Evet. Çok heyecanlıyım. Hayatım boyunca seninle olacak bir şey yaptırdın. Aynen. Bitti. Dövmem bitti sonunda. Ay çok güzel oldu. Bir dakika. Gösteriyorum. Okey. Eline sağlık Tuğçeş. Teşekkür ederim. Bence bayağı güzel oldu. Ben bayağı beğendim. İstiyordum da zaten bu yazıyı. Bu yazı Latince yazılan bir yazı. Türkçesi de ıssız yerlerde kendine bir evren ol demek. Ben bunu bayağı böyle senelerdir yaptırasım vardı. Güle güle kullanayım ben bunu. Şimdi bunun üstünü kapatacağız değil mi? Okey. Üstünü kapatalım o zaman. Şimdi 3 gün bunu çıkarmayacağım. O kapattığımız şeyi. Sonra da Bebantan ya da Bebantan Plus mı süreceğim? Sonra temizleyip Bebantan Plus süreceğim. Hey, çok heyecanlı. 3. dövmem. Ejenaz'ın bir haftası vlogunun sonuna geldik bugün. Artık bugün vlogumuz bitiyor. Hatta şu an vlogumuz bitmiş durumda. Umarım beğenmişsinizdir. Size böyle en eğlenceli... Yani pandemi döneminde zaten hayatımızda çok eğlence kalmadı bence de ama bunu dediğinizi düşünebiliyorum. Ya eğlenceli bir kısmı mı var falan gibisinden. Evet. Bence de çok eğlenceli bir kısmı kalmadı şu an. Ama olabildiğimiz kadar böyle zaman geçirmek için, ne bileyim, kafamızı dağıtmak için, kendimizi eğlendirmek için bir şeyler yapıyoruz hepimiz. Ben de size böyle en eğlenceli kısımları göstermek istedim. Umarım çok beğenmişsinizdir. Eğer bunu beğendiyseniz, eğer bu videolardan daha fazla gelmesini istiyorsanız siz beğenin. Ben anlarım. Şöyle bir 150-200 bin like alırsam anlarım sizin beğendiğinizi ve vlog videolarından daha fazla atarım. Sizi çok seviyorum. Çok öpüyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Bay bay.